vekiller üzerinden şimdi Tartus şehrine saldırı olduğunu geçtiğimiz günlerde paylaşmıştık zaten. Şimdi de işte İsrail Lübnan arasındaki o köprünün e, bombalandığı haberini paylaştık. Yani bir şekilde hani hep söylediğimiz cümle sizinle de konuştuk bölgeden de aktardığınızda e, Lübnan'da başarılı olsun olmasın ama belli ki bir sonraki rotası Suriye mi? Katılır mısınız tabii, buna? elbette. Golan ve ötesine. Açıkça söylüyorlar şu Kutayra denen bir şehir var bu bölgeye. Bir de Golan'ın Şam'a yakın olduğunu unutmamız lazım. Hı hı. Burada diyorlar Şii. geldi. Şehir. Burada tabii, daha iyi olur belki. Şii tehditler tehditler olduğunu olduğunu söylüyor. Ee, İsrail'in iddiası. Bir de şöyle bir şey. Büyük haritalarını anlatırsak. İran e, son yıllarda diyeyim, güvenlik mimarisine kendi askeri yapısı üzerinden vekiller üzerinden inşa etti. Irak'ta Aşrı Şabi. İşte Suriye'de e, artık e, sayısını unuttuğumuz ona yakın irili ufaklı grup. 80'li yıllardan itibaren Lübnan'da Hizbullah ve Yemen'de de son durumlarda Ensarullah Hareketi. Hı hı. Türkiye'de Husiler olarak bir yapı üzerinden silahlı. İşte önceden e, söyledik Bahreyn'de Pakistan'da, e, Filistin'de Hamas zaten desteklediği birçok grup var. Ama bunlar da savaşan en muharip olarak baktığımız savaşın Hizbullah. Hizbullah yıllardır savaşıyor, savaşıyor. E, ve İsrail'e karşı en büyük baskı, bakın hem Netanyahu hem Galant'ın konuşmalarında bir detay var. Tehdit olarak Lübnan tehditlemiyorlar. Örneğin İran tehditlemiyorlar. Yani İran'ı tehdit olarak tanımıyorum. Hep Hamas ve Hizbullah var. Yani kendileri göz... İran'ın da şöyle bir açıklaması vardı hatırlar mısınız? Bizi savaşa çekmeye çalışıyorlar dedi. ve savaşmayacağız dediler. Evet. Onu da açıkça söylediler. Çünkü İran şunu biliyor, İsrail'e bir savaşa girdiğinde karşısında sadece İsrail'in ABD'yi bulacağını. Amerika Birleşik Devletleri'ne. Bir de İran'ın bu kadar tırnak içinde temkinli gitmesinin Hı -hı. nedeni nedeni Hı -hı. nükleer programı. O 30 yılda milyarlarca dolar hazırladığı nükleer pro programına riske atmak istemiyor. Onun için topyekun bir savaştan daha çok vekiller üzerinden bir etkili oluşsa bu İran'ın güvenlik mimarisi hem kendini korumak için hem de e, İsrail'e karşı bir etki oluşturmak için. Zaten İsrail kaç aydan beri hem Hizbullah hem Hamas üzerinden vekillerle savaşıyor. Ama Suriye'de bir cephe açılırsa benim e, defaatle de söyledim. Yani bu İsrail'in saldırganlığı devam edip bir Suriye savaşına dönerse, dönerse bu Türkiye'nin güvenliği için birinci derece e, önemli. Ee, biz bunu söylemekle mükellefiz. Aa, buradaki PKK varlığını yabana atmamamız lazım. Ben söylüyorum yani bu da yanlış anlamda. Amerika Birleşik Devletleri bu, bu durumda otomatikman PKK İsrail'e monte eder. Yani hiç e, bunun kaçarı yok. Sağının dinamikleri de zaten buna e, çok müsait. İş savaş, Suriye'de bir ordu yok, devlet bütünlüğü yok. Amerika Birleşik Devletleri bu hatta, bu hatta ona yakın üssü var. Ve şu aşağısı bakın Türkiye'de atlanıyor. Şam'ın alt tarafı bu, bu çöllük dediğimiz yaşam alanının olmadığı bir bölge. Hı hı. Şurada evet. e, Kureyş dediğimiz şu üçgende e, ABD'nin üssü var. Yani buradan Rakka hattından aşağıya doğru PKK'ya İsrail'e monte et, 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 etmek için sağ dinamikleri çok uygun. ABD var, varlığı var. O açıdan Türkiye'nin güvenliği için bu son gelişmeler çok önemli. Bakın gitti sahildeki Tartus'u vurdu. Yani Türkiye'ye yakın bir noktaya İsrail evet. füzesi füzesi düştü. Onun için mutlaka Hatta Hatta sadece Suriye'yi konuşmak da değil belki. Yani burada işte sizinle de konuştuğumuz Irak, Mısır, Şimdi başka Ürdün, Aksa Tufan'dan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklaması var. İsrail bizim için yakın tehdit dedi. Evet. Bakın Türkiye'nin devlet başkanı dedi. Yakın tehdit ne demek? Yani çok burnumuzun dibinde yaklaşan bir tehdit. Türk devlet aklı zaten İsrail'i tehdit olarak görüyor. Tabii ki. Zaten dedi bunu Kudüs'te, Beyrut'ta, burada bu tehlikeyi önlemezsek sınırımızda bırakıyor. Bunun teyidini de Siyonistler yapıyor. Siyonistler diyor ki biz sadece Lübnan'ın Suriye'yi değil... ve Fırat ve Dicle avlasında Irak avlasında buraya alacağız. Tanrı söz verdi bize diyor. Sapkın bir inançlık altında. Tanrı'nın vaadi diyor. Buralardaki herkes ölebilir. Kafa böyle yani. Zaten bu saldırganlıktan dolayı bunu yapıyorlar. İbadetleri bu. Biz Ben Türkiye'ye bunu anlatıyorum. Yani Siyonistlerin ibadetleri bu. Sapkın bir şekilde bunu ibadet görüyor. Gazze'de çocuklar ölebilir. Buradaki insanlar ölebilir. Ölebilir. Bu normal. Hepsi normal normal. İşte Tabii. buna karşın... Buranın alacağı tepki ve oluşturacağı güç mimarisi çok önemli. Şimdi şu haritaya baktığımızda detaylı haritaya baktığımızda 55 bin Amerikan askeri var. İngilizleri saymıyor. En son nükleer denizaltısını Kızıldeniz'den Akdeniz'e getirdi. Ben ben bunu şöyle söylüyorum. Balık tutmaya gelmediler. Yani Amerikan donanması burada balık tutmuyor. Ya da buradaki üstlerinde üstlerinde manzarayı çok sevdikleri için gelmediler. Evet Amerika Birleşik de. Devletleri'nin burada kendine göre bir planı var. Bakın bir örnek vereyim. Her zaman verdiğim merak, Irak'ta ABD üstleri var değil mi? Suriye'de ABD östleri var. Rum kesiminde İngiliz ve ABD östleri var. Girit'te ABD östleri var. Yukarı gölüm dedi kadar tam birle Türkiye'yi bu güney hattından kuşatıyorlar. Kuşatıyorlar. Şimdi burada Amerika Birleşik Devletleri'ne tehdit mi var? E DEAŞ bahanesiyle geldi. Suriye ve Irak'ta DEAŞ yok denilecek kadar az. Yani hmm. en azından e, e, ortada bir eylem eylem yapamıyor. Bu ne? Büyük bir e, İsrail'in, Siyonistler'in İsrail yayılmasına karşı en büyük güç olarak gördükleri Türkiye'yi kuşatmak. Zaten İran'ı yıllardır ambargo ve baskı baskıyla kımıldatmamaya çalışıyorlar. Şimdi bölgenin sıkıntısı, bu bölgenin buna karşı bir güvenlik mimarisi yok. Hangi bölge işbirliği yapıyor? E, bir ay önceydi Hakan Fitan ilginç bir şey dedi. Ben de hemen not aldım. Bir canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi, kendisi, bu çok önemli kendisi, bölgesel bir güvenlik paktı üstüne çalışıyor dedi. Sınırdaş ve komşu olan ülkeler birbirine güvenmiyor dedi. Yani bölgede sınırdaş ve komşu olan ülkeler. Bundan 10 gün sonra da e, Devlet Bahçeli'nin Kudüs ittifakı çıkışı geldi. Türkiye bu konuda çalışıyor. Belki bu Mısır'la başladı. Bilmiyorum yani belirli gelişmeler var. Irak'la kalkınma yolunun oluşturmak istediği güvenlik. Şam-Ankara'ya yakınlaşması belki bununla alakalı. Ama bu saldırganlık varken aşağıdan hızlı bir şekilde saldırganlık var, varken... E, bu coğrafyanın önlem alması lazım. Tedbir alması lazım. Ben her zaman şöyle diyorum. Ortadoğu'nun itfaiye aracı yok. Yani bu yangınlara müdahale edecek bir itfaiye aracı yok. Aracı yok. Bu güvenlik mimarisinin oluşturulması gerekir. Teşekkür ediyorum. E, Güngör Bey'e veda ediyoruz biz. Çok teşekkür ediyoruz. Görürüz aslan. Buyurun hocam. E, bizimle birlikte yaklaşık bir saat boyunca buradaydı. Kendisini uğurluyoruz söylediğimiz gibi ama İlyas Bey bizimle yaklaşık bir 10 dakikamız var yönetmenim değil mi? 10 dakikamız var İlyas Bey. Bununla ilgili söylemek istediğiniz evet, ne var? Siz lütfen var. böyle gelin. Şimdi burada Güngör Bey çok güzel anlattı. Zaten Güngör Bey Hı -hı. sahayı da çok iyi biliyor. Yani Hı -hı. günlük gelişmeler taktik konusunda gayet güzel anlattı. Şimdi ben biraz daha strateji boyutuna bakmak istiyorum. Lütfen. Şimdi bugün Irak'a baktığımız zaman Irak'ta 3 temel unsur var. Sünniler, Kürtler ve Şiiler. Hı hı. Peki Irak Şiileri genelde nerede yaşıyor? İran'a sınır olan şu bölgeye ve güneyde yaşıyor. Şimdi Irak Şiileri buradan Suriye'ye geçiş yani Irak Şiileri üzerinden İran, Irak Şiileri üzerinden Suriye'ye geçiş ve oradan da Lübnan'a geçiş yapıyor. Yani Lübnan İran için bir ön cephe. Önleyici cephe yani. Hı hı. Yani Lübnan aslında İran ordusunun bir parçası. İran ordusunun bölgedeki bir parçası. Elbette. Aynı zamanda şunu da hatırlamamız lazım. İran'la Suriye arasında askeri stratejik anlaşması var. Şimdi bunu Amerika Birleşik Devletleri bildiği için ve İsrail bunu bildiği için şunu hesaplamış olmaları lazım. Ben biraz evvel anlatırken tam oraya gelmiştim aslında. Ben Lübnan'dan bir atraksiyon beklemiyorum. Çünkü Lübnan'ın çapı belli oldu artık. Yani Lübnan Hizbullah'ının çapı artık belli oldu. Ben oradan bir atraksiyon beklemiyorum. Ama? Bir sürpriz gelecekse İran ve Suriye üzerinden gelecek. Şimdi burada zaten İsrail'in kuzeyi boşaltmasının sebebini anlattık. Çünkü dedik ki şuradaki doğal sınırlara yaslanarak kendi güvenliğini almak istiyor. Birinci aşama bu. Sonra ikinci aşama neydi? Yine daha önce burada programlarda anlatmıştık. İkinci aşama Suriye'nin şu güne Suriye'yi Batı Doğu istikametinde ikiye bölmeyi planlıyorlar. Biz bunu neden hatırlıyoruz? WikiLeaks belgeleri saçıldığında, İsrail'in şey gizli belgeleri dünya kamuoyuna yayıldığında biz orada gördük bunu. Dolayısıyla burada Lübnan'ı da içine alan şöyle bir güvenli bölge oluşturmayı düşünüyorlar. Şimdi bu bölgede amaç İran'la bağını kesmek. Dolayısıyla ben diyorum ki. Lübnan harekatı bittiği zaman başarılı olurlarsa şayet, İnşallah olamazlar ama in olurlarsa İsrail'in bir sonraki hedefi Suriye. Şimdi, bunu, bunu çok net gösterdiler evet. zaten. Şimdi Suriye'ye geleceği için içinde biraz evvel Güngör Bey de söyledi. Burada PKK unsurları var. Y yıllardır hep şunu söylüyoruz. İsrail bugünkü bu harekata 10-15 yıldır hazırlanıyor diyoruz. 2006'ın intikamını alacak diyoruz. Şimdi 10-15 yıldır hazırlanan İsrail İsrail'i yöneten üst akılla Amerika'yı yöneten üst akıl aynı kişiler. Yani aynı lobi hem Amerika'yı yönetiyor hem İsrail'i yönetiyor. Bu yüzden İsrail karar vermiyor ne olacağına Amerika da karar vermiyor ne olacağına. Bu üst akıl karar veriyor. Şimdi bu üst akıl planlamayı beraber yapıyorlar. Hı hı. Şimdi bu üst akıl bilmiyorum ki buradan Suriye'ye müdahale ettiği zaman e, Suriye ordusu karşısına çıkacak biliyor. O zaman... Suriye ordusuna alternatif olarak burada 10 yıldır hatırlarsanız bir PKK unsuru. Adı PKK'ydı, YPG oldu, YPG oldu, sonra işte Suriye Demokratik Ordusu oldu. Devamlı isim değişiyor ama aynı örgüt gelişerek büyüyor. Peki ne oldu? Binlerce tır dolusu silah ve mühimmat geldi buraya bakın. Ya Stinger gibi yani Türk ordusuna bile Amerika'nın vermediği nazlandığı füzeler PKK'lıların elinde geziyor. Ve o Stinger'lar yüzünden bizim kaç tane helikopterimiz, kaç tane uçağımız düştü, kaç şehit verdik örnek verelim. Yani burada bir ordu kuruldu. Burada PKK bir orduya dönüştürüldü. Adı Suriye Demokratik Güçleri son adı diyenden değiştirmezlerse burada bir ordu oluşturuldu. Ne için? İşte bugünler için. İsrail buradan girdiğinde ve Suriye'ye doğru yürüdüğünde Suriye bir müdahale yaptığında bu PKK ordusunun görevi birinci görevi Irak'la bağını kesmek. Dolayısıyla Irak Şiileri ve İran Şiileri Suriye'nin bağını kesmek, ikincisi Suriye ordusuyla savaşarak ile beraber savaşarak eee Suriye ordusunu tabiri caizse çember almak. Başladığımızda Güngör Bey Girizgahta şey demişti ya yani bu bir Lübnan Hizbullah'ı ile İsrail arasındaki savaş mı adını koymak gerekirse diye. Not Bence değil. Yoksa bir Orta Doğu Savaşı'ndan mı bahsediyoruz demiş. Bu o bir, zaman bütün bu söylediklerinizden bu bir Orta Doğu Savaşı. Evet. Bu bir Orta Doğu Savaşı. Bunu şöyle diyebiliriz. İsrail, İran ya da Amerikan-İran Savaşı, yani İran'ın merkezinde olacağı bir Orta Doğu Savaşı'nın ilk alevleri bunlar. Yani bu iş İran'a gidiyor. Bunun son durağı İran. Suriye, ikinci aşamada bakın Lübnan'dan sonra ikinci aşama Suriye, sonra üçüncü aşamada yani İran'a Amerika Birleşik Devletleri ve Batı'nın katılacağı yani NATO unsurlarının tamamen katılacağı aynı Irak'a yapıldı ya 1993 ve 2003'te hatırlıyorsanız Irak'a nasıl bir ağır operasyon yapıldı. Mesela Libya'yı ya, hatırlayın. Libya'ya yapıldı Libya ikiye bölündü. Aynı böyle bir savaş hazırlanıyor İran'a. Bu savaş öyle İsrail'e İran'ası değil. Zaten İsrail'in İran'a gücü yetmez. Hani İran ciddi bir devlet. Ve nereden baksanız 3-4 bin yıl geriye giden bir medeniyet, bir kültür. Dolayısıyla hani İsrail şu anda oraya giden yol taşları döşüyor. Ama bu işin sonu Amerika Birleşik Devletleri'nin, İngiltere'nin ve Batı'nın katılacağı aynı Irak'a yapılan bir savaş gibi, Libya'ya yapılan savaş gibi İran'a yapılacak büyük bir savaşın hazırlıkları yapılıyor şu anda. Bunun ön taşları yani yol taşları döşeniyor. İşte Lübnan bittikten sonra da direkt sırada Suriye'yi çok konuşacağız gibi geliyor ama inşallah umarım ki Lübnan Hizbullahı üzerinden bir sürpriz olur. <laughs> İsrail bir kere daha haddini İsrail'e bildirirler ve İsrail bir nasıl 2006 2006'da bildirdiği takdirde İsrail durur mu? Durmaz.